fx eşittir 3x kare eksi 18x eksi 81 bölü 6x kare eksi 54 verilmiş. Bu videoda yapmak istediğim şey bu rasyonel fonksiyonun yatay ve düşey asimtotlarını bulmak. Ve biz bu konuda birlikte çalışmaya başlamadan önce her zamanki gibi şimdi videoyu durdurup önce kendi başınıza denemenizi öneririm. Peki, umarım önerimi dikkate aldınız. Hadi şimdi de birlikte yapalım. Önce yatay asimtotu düşünelim. En azından bir tane olup olmadığını görelim. Evet, yatay asimtot. Yatay asimtot, x'in mutlak değeri sonsuza yaklaşırken f(x)'in yaklaştığı düşey doğru nedir sorusudur. Evet, soru bu. Veya diyebilirsiniz ki x sonsuza ve eksi sonsuza yaklaşırken f(x) neye yaklaşıyor? Bunu düşünmenin birkaç yolu var. Şimdi önce f(x)'i buraya tekrar yazayım. 3x kare, eksi 18x, eksi 81, bunların tümüne bölü, 6x kare, eksi 54. Evet, bunu düşünebileceğiniz iki yol var. Diyebilirsiniz ki, tamam, x'in mutlak değeri giderek daha büyük olurken, paydaki ve paydadaki en büyük dereceli terimler belirleyici olacak. Doğru, en büyük dereceli terimler belirleyici. Peki bunlar neler? Payda 3x kare var ve payda da 6x kare var. x'in mutlak değeri sonsuza yaklaşırken, bu iki terim yönlendirici. fx yaklaşık olarak 3x kare bölü 6x kare olacak bu diğer terimler giderek daha önemsiz olacak. Eksi 54 büyümeyecek ve eksi 18 x, 3 x kareye göre çok daha yavaş büyüyecek değil mi? Belirleyici olan en büyük dereceli terimler olacak. Eğer sadece bu terimlere bakarsak, bunu şu şekilde sadeleştirmeyi düşünebilirsiniz. fx gitgide 3 bölü 6'ya yani 1 bölü 2'ye yaklaşacak y eşittir 1 bölü 2'nin de yatay bir asimtot olduğunu söyleyebilirsiniz. Bunu düşünmenin bir başka yolu da şu. Eğer bu, bu iki terimin belirleyici olma fikrini pek sevmediyseniz, pay ve paydayı en yüksek dereceli terim ile bölebiliriz. Evet, en yüksek dereceli terim x karedir. Şimdi pay ve paydayı x kareye bölelim. Evet, pay ve paydayı bununla bölelim. Eğer payı çarpı 1 bölü x kare ile çarparsanız ve paydayı da 1 bölü x kare ile çarparsanız, bütün ifadenin değerini değiştirmediğimize dikkat edin. Eğer x'in 0'a eşit olmadığını varsayarsak sadece 1 bölü x kare ile çarpıyoruz. Payda bakalım. 3x kare bölü x kare 3, eksi 18 bölü x, eksi 81 bölü x kare olacak. Ve daha sonra bunların tümü bölü 6x kare çarpı 1 bölü x kare bu 6 olacak ve daha sonra eksi 54 bölü x kare. Şimdi ne olacak? Eğer bunu bir şey sonsuza giderken limitler açısından düşünecek olursanız, eğer burada x sonsuza giderken limite bakarsanız neler olacak? Bu, bu ve bu sıfıra yaklaşacak ve kesrin değeri 3 bölü 6'ya yani 1 bölü 2'ye yaklaşacak. Evet, şimdi eğer bu x'in eksi sonsuza yaklaştığını söylerseniz yine aynı şeyler olacak. Bu, bu ve bu sıfıra yaklaşacak ve siz bir kez daha 1 bölü 2'ye yaklaşacaksınız. Yatay asimtot budur. y eşittir 1 bölü 2. Şimdi düşey asimtotları düşünelim. Bunu buraya yazayım. Biraz kaydırayım. Düşey asimtot veya muhtemeller. Düşey asimtotlar. Belki birden fazla sayıda düşey asimtot vardır değil mi? payda sıfıra eşit olduğunda bu rasyonel ifade tanımsız olur. Tamam, düşey bir asimtota çarptın demek çok heyecan verici olabilir ancak... Buradaki durum için bunun tam olarak doğru olmadığını göreceğiz. Sadece paydanın sıfıra eşit olması bir düşey asimtot yaratmayabilir. Kesinlikle fonksiyonun tanımsız olduğu bir yer yaratır bu doğru ancak bu mutlaka bir düşey asimtot olmayabilir. Şimdi buradaki payda üzerinde düşünelim ve bunu çarpanlarına ayıralım. Aslında hem payı hem de paydayı çarpanlarına ayıralım. Bunu fx eşittir paydaki her terim 3 ile bölünebiliyor değil mi? O halde bunu 3 parantez alabilirim. Bu 3 çarpı x kare eksi 6x eksi 27 olacak. Ve bunların tümü bölü paydadaki her terim ise 6 ile bölünebiliyor. O halde bunu da 6 çarpı x kare eksi 9 şeklinde yazabilirim. Ve bakalım acaba pay ve paydayı çarpanlarına daha fazla ayırabiliyor muyuz? Bu fx eşittir 3 çarpı bakalım 2 sayı çarpımları eksi 27 toplamları eksi 6 olacak. Eksi 9 ve 3 işe yarıyor gibi görünüyor değil mi? x eksi 9 çarpı x artı 3 Evet, evet payı çarpanlarını ayırdık. Bölü payda. Buradaki ise 2 kare farkı değil mi? Bu 6 çarpı x eksi 3 çarpı x artı 3 olacak. Şimdi payda ne zaman 0'a eşit olur? x eşittir artı 3 veya x eşittir eksi 3 olduğunda payda 0 olacak doğru mu? Videoyu burada bir süreliğine durdurmanızı öneriyorum. Bunların ikisi de düşey asimtot mu diye bir düşünün. x eşittir eksi 3 olduğunda payın da 0'a eşit olduğunu fark ettiniz değil mi? Yapabileceğimiz şey bunu biraz daha sadeleştirmek. Daha sonra düşey asimtotlarımızın nerede olduğunu biraz daha net göreceğiz. fx pay ve paydayı x artı 3 ile sadeleştirebiliriz. Ancak x eşittir eksi 3 olduğunda fonksiyonun tanımsız olduğunu aklımızda tutmalıyız. Evet bunu aklımızda tutarak bu ifadeyi sadeleştirirsek pay ve paydayı x artı 3 ile bölersek tamamen aynı fonksiyon olacak. 3 çarpı x eksi 9 bölü 6 çarpı x eksi 3 ve burada x eksi 3'e eşit değil. Dikkat ediniz, bu orijinal fonksiyonumuzun tanımı ile aynı. Ve buraya x eşit değildir eksi 3 diye yazdım. Zira orijinal fonksiyonumuz x eşittir eksi 3 de tanımsızdı. x eşittir eksi 3, orijinal fonksiyonumuzun tanım kümesinde yok. Eğer paydan ve paydadan x artı 3'ü sadeleştirirsek bunu da hatırlamak zorundayız. Eğer bunu sadece buraya koymuş olsaydık bu aynı fonksiyon olmazdı. Zira bu olmadan x eşittir eksi 3 için de tanımlıdır bu. Ancak biz tam olarak aynı fonksiyonu elde etmek istiyoruz. Burada bir nokta süreksizliği olacak. Ve şimdi düşey asimtotlar üzerinde artık düşünebiliriz. Düşey asimtotlar paydayı sıfır yapan ancak payı sıfır yapmayan değerler olacak öyle değil mi? x eşittir eksi 3 her ikisini de sıfıra eşit yaptı. O halde düşey asimtotumuz farklı renkle yazayım bunu. Düşey asimtotumuz x eşittir artı 3'te olacak. Paydayı sıfıra eşit kılan ancak payı sıfıra eşitlemeyen buydu. Bunu yazayım. Düşey simtot x eşittir 3'tür. Evet, yatay ve düşey asimtotları bulduk. Grafiği çizmeyi denemeye başlayabilirsiniz, ancak sadece bunlar yeterli olmayacaktır. Ayrıca iki farklı asimtota yaklaşırken, grafikte asimtotların yakınında neler olduğunu görmek için birkaç noktayı daha incelemek gerekecektir. Şimdi de bunu yapalım. Bunu eğlenceli bulacağınızı düşünüyorum. Fonksiyon, bunun gibi gözüküyor olacak. Evet, bunları ölçekli olarak çizmiyorum. Bu 1 ve buradaki de 1 bölü 2 yatay asimtot, y eşittir 1 bölü 2. y eşittir 1 bölü 2 ve x eşittir artı 3'te de bir düşey asimtotumuz var. 1, 2. Bunu mavi ile yapacağım. 1, 2. 3. Bunu gene ölçek kullanmadan çiziyorum. X'ler ve Y'ler aynı ölçekte değil idare edin ancak aynı bunun gibi bir düşey asimtotumuz var. Sadece buna bakarak fonksiyonun nasıl gözüktüğünü bilmiyoruz. Bunun gibi olabilir veya şunun gibi olabilir veya böyle bir şey yapıyor olabilir veya bunun gibi bir şey yapıyor olabilir veya bunun gibi veya şunun gibi olabilir. Umarım buradaki ana fikri anladınız. Ne yaptığını bulabilmek için bazı noktaları denemek isteyeceksiniz. Emin olmak istediğimiz bir şey de fonksiyonun x eşittir. Eksi 3'te tanımlı olmaması. Buraya x eşittir eksi 3'ü yazayım. 1, 2, 3, Buna göre fonksiyon böyle gözüküyor olabilir. evet, bunun gibi gözüküyor olabilir veya böyle olabilir. Eksi 3'te de tanımlı değil ve daha sonra bunun gibi gidiyor ve belki bunun gibi bir şey yapıyor. Veya belki de bunun gibi bir şey yapıyor. Eksi 3'te de tanımlı değil ve şimdi bu bir asimtot olacak. Yani yaklaşıyoruz ve yaklaşıyoruz ve bunun gibi gidiyor olabilir veya şunun gibi gidiyor olabilir. Her neyse, bir kez daha bunlardan hangisi olduğuna karar verebilmek için birkaç değeri denememiz gerekecek. Bunu da siz yapın. Olur mu? Bu videodan sonra bunu gerçekten yapmanızı ve bunun gerçek grafiğinin nasıl göründüğünü bulmanızı öneririm.